Ya işte tüplü amfi mikrofonlayınca bilmem. Hiçbir şey olmuyor abi. Hiçbir şey olmaz. Davul, bas ve gitar. Tabii bir de şu var. O öbür durumda dinleyin. Arkadaşlar merhaba. Cenk'le beraber 2005 Excarnation albümünden Everlasting parçasını izah edeceğiz size. Cenk de sağ olsun hakikaten. Full format burada. Ve ben çok mutluyum. Prodüksiyon konuşacağız bol miktarda. Şöyle bir ufak chart yazdım. Birazdan da onun içine nasıl bakacağınızı anlatacağım. Gerçi başka bir bölüm de olabilir. Çünkü parçayı ben ayrıca ele alacağım. Fakat şimdi hani adamın kendisi buradayken bir tur yapalım. Duyacağınız vokal şimdiki Kip Winger. Çok enteresan şeyler oluyor burada. Onu söyleyeyim. Bir tur bakalım. Buyurun. Everlasting love, you put me in a cage. You found another drag. Everlasting life is burning like Berlin. Heaven knows I'm learning. Everlasting rage is growing from this pain. Like a burning castle, I've been saved. You told me you'd release me from this desperate flight, from this desperate life. You killed the child in me. Everlasting pain. You bound me down in flames and locked away my pride again. Damn you if I cry. Damn you if I die. It's burning up inside. Anlat hocam. Aslında biraz ilk yaptığım zaman başlangıç noktası elektronik davul ve bir bas riffi üstüne başladı. Biraz Massive Attack kafasıydı. Yani ben o Excarnation'ın bütün olayı oydu zaten. Yani Massive Attack değil ama elektronik industrial bir şey yapmak istiyordum. Industrial'ın da kendi müzikal anlamdaki müzikal formunu benim kendi sevdiğim müzikal formla birleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında benim vardır böyle aranjelerim. Bu parça ilk değil. Mesela daha önce benim ilk örneği bunun Ben Yağmur'da Doğdum'da vardı. Sürekli tırmanma üstüne kurulu olan. Yani devinimi olan. Sürekli tekrar var. Sürekli chart düşün kafanda. Davul ve bas ve bir pad mesela, bir çatıyı tutan, bütün o etraftaki binayı taşıyan 3 kolon gibi düşün bunu. Hı hı. Bu sürekli var. Bunun üstüne sürekli bir şeyler ekleyerek devam ediyorsun. Arada sırada bazen bir şeyler çıkartıyorsun. Sanki parmağımı hani şu koluna böyle uzun süre tut. Ya bu bir aslında gerginlik yaratan bir şey. Hı hı. Bu şekilde başladı parça çalışmaya. Ve ben bunu zaten dikkat etmişsin sen de onu fark ettim analiz ederken. Mi üstüne olabilecek her türlü çeşitleme var gibi bunda. Yani sürekli formasyon şey yapıyor. Yani müzik adına çok şey konuşulur. Etnik müzik içerisinden alıp da melodi içerisine birazcık bu scale bazında. Yani ben pek scale'larla konuşmayı sevmiyorum bu arada. Neden onu da söyleyeyim. Bence müzisyeni hapseden bir şey o. İki kişi birbirine konuşurken terminoloji olarak çok lazım bir şey. Ama beste yaparken, solo atarken ben şimdi burada pentatonik çalacağım diye bir şey kabul etmiyorum. Dolayısıyla burada aslında daha sonradan konuşacağız oraya geldiğimiz ama Türk kemanlarının girmesi ve o scale'ı orada benim hissettirmemin etkisi de buradan geliyor. Yani ben o modernlik olarak ya da bir homojen hale getirmeye çalıştım o iki Anladım. Dünyayı. Asıl kayıtta yok ama ben bunları seviyorum. Everlasting love. O zaman işin olmazsa olmazı kısmı mesela şu loop'u duyalım. Hatta tamam gitarı anladık. Bu da mellow bass. Orijinal solo'ya al loop'u.
olup aslında ben onu şeyle yaptım. Roland 1080'in çok kötü bir davul sound'unu Electronic Harmonix'in bass synthesizer'ından distortion'a sokup o loop'u ben yazdım. Şu. Evet. Aslında bu ses o aletten geçtiği için böyle lo-fi ve distortive geliyor. Kendi söylediğiydi. Evet. Davulu da canlı çaldırdığım davulu da bununla birlikte spektrum olarak birbirinin ayağına basmayacak şekilde bir homojenite yakaladım. Yani aslında o drum loop'la bas beraber sürekli parçanın o tension'ını götüren şey. Anladım. Bak davulla beraber dinleyelim. Bak dikkat edersen loop aradaki groove'u tamamlayıcı hareketler var. Çünkü hep off beat'te saklı ya olay. Bak bir kick daha var şurada. Dinleyelim. Var. Bas gelsin. O hani tension'ı yapan o bas zaten yani. Evet, davul kaydı nasıl oldu? Davul kaydını Kip'in evinde yatak odası kaydı bu. Tümü? Evet, Rod Morgenstein ile yapıldı. Ama işte iyi mikrofonlar vardı. Ben şeyden memnun kaldım yani. Kick ve snare falan acayip yani. Hı. Bir tek tonlarda biraz sıkıntı var. Sen orada değildin. Olarak. Yok değildim. Benim gittiğim dönemden önceki dönem bu. Yani 2005'te ben Nashville'e Winger 4 için gittiğimden önce. Kip kaydetti, bana gönderdi. Ondan sonra iki take daha var. Hatta bende bunun Pat Maserotto versiyonu da var. Aslında onu ben kaydettim bana geldiğinde. Onu burada sen kendi... Evet, hatta bunun YouTube'da videosu da var o tam çalarken. Kendi stüdyonunda kaydettim. Evet, evet. Everlasting love, you put me in a cage. O mesela biraz daha böyle şey gibi, Russian davulcusu gibi değişik hareketlere, Neil Peart duruma girmişti. Ben mesela bu parçayı şimdi tekrar mixleyecek olsam kesin olarak Pat'le Rod Morgenstein'i karıştırıp kullanmak isterdim. Tamam. Şimdi bak, işin içine neler girecek bakın. Yine Kip'in vokali dinleyelim bir. Tabii. Everlasting love. You found another track. Everlasting life. Sayın Eroğlu'nun böyle bir takım aranjman yaparken aman efendim işte ben şurada şu altılı kullandım bilmem ne filan değil, bazı maceracı tarafları vardır. Bak şimdi mesela merakla lan bunlara, yapacak bir şey yok. Yani şöyle. Everlasting love. You found another drink. Everlasting life. Burada bayağı rezonatörü kullanıyorsun pitch üretsin. Aynen. Diye. Değil şey, mi? Andromeda'nın aslında çok güzel bir ribbon kontrolü vardı üstünde. Onunla yapmıştım oraya. Ha, ribbon'a mı oldu? Ribbon. Aslında frekansları yöneterek frekanslardan bir palet yaratıyorsun ve minimalist bir şeyden büyütmeye başlıyorsun. Fakat genelde benim bir huyum vardır. En tutti olan yeri önce çalışırım. Bardağın maksimumda olacak yerini hesaplayıp sonra onu minus'a giderim. En tepeyi yakalarım ki oradan sonra minimaliste düştüğüm zaman çünkü hep öyle bir beklenti olur. Mesela en çıktığımı zannettikleri yer olur hep. Halbuki iki yer daha saklıyorumdur ben ondan bir daha çıkabileceğim. Hani
aslında algı yönetimi. İnsan beyni hep eksiği tamamlamak üzere çalışıyor. Mesela o yüzden buluta bakıyorsun. Ya işte surata benzetiyorsun ya. Şimdi mesela bir aranje yapıyorsun. Diyorsun ki 8000 ve üstünü vermiyorsun. Hiç. Hiç vermiyorsun. Yani oraları hatta bayağı hayat veya ona benzer hiçbir şey yok yani. İlk dinleyen kişi müzikten anlamasa bile, yani normal bir vatandaş bile olsa böyle der bak. Boğuk la bu. Hmm. Boğuk yani. Boğuk. Boğuk yani. Tabii üstü hani kapalı. Fakat 5 saniye sonra 10 saniye sonra beyin böyle diyor bak. Değil aslında la. Yani tabii. Yerine koyuyor o bilgiyi, tamam mı? Ve parçadan başlıyor dinlemeye. Sıkılmaya başlayacağı zaman 8000'i bir açıyorsun. İlk his oh be hissi dinleyen için. Hani nasıl evde çamaşır makinesi çalışırken fark etmiyorsun, susunca bir ne oldu ya olursun ya, hani böyle bir gitti ya o ses. Onu tam tersini düşün. İşte bunu yaptığında o kişiye nakarat bölümüne kadar adamı sıkmadan götürmüş oluyorsun, tamam, gibi. Yani frekans yönetimi aslında. Sırf senin efektleri dinleyelim şimdi. Davul mavul yok abi. Tamam. Değil mi buralar onlar? Hmm. Davul gelsin. Bölüm bölüm bir testle bir... moduna geçti, tamam, çünkü. Şimdi bir unsur daha var. Bu sefer ne yaptı? Gel sana vokal. Oo. Şimdi gel şey yapalım. Onun başını al. O bölümün. Bak. Yok, 128 kanalı toplam. Nasıl yaptınız? 8'li gruplar halinde. Aynı sesten her 8 tane yapıyor. Her parti 8'er. Evet, yani tam left right, yani tam sol sağ olarak panlıyorsun. 8'li grup yapıyorsun. Hepsi left right bunların. Daha sonra bu 8'leri kendi içerisinde stereo olarak bir bounce ediyorsun. Yani 8 tane olan stereo olmuş oluyor. Hı hı. Burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Şimdi böyle şeylerin içine bakma şansımız çok olmuyor. Cenk sağ olsun bana bütün şey yolladı. Bakayım şu ne şu. Ters çevirmiş bir efekt olabilir. Nedir? Mesela onu tekrar reverse ederek gerçeğini duyabiliriz. Şimdi... Birinci vuruştaki sertliğe kadar... Gitar vurdu, onu reverse aynen, mi yaptın? Aynen. Peki neydi bu? Gitarla yaptığım bir şey benim bu. Gitar sound'uyla oturup böyle plug-in'ler filan böyle feedback filan onu alıp fade out ediyorsun, sonra reverse ediyorsun, ha, böyle oluyor. Mesela şeyde, soliste de yaptığım bir şey vardır benim. Soliste reverb'ü koyarsın. Şimdi şöyle yaparsın, solist kanalından bir tane kopya çıkaracaksın.
Sonra solisti reverse yapacaksın. Sonra karartacaksın. Reverse ettik ya solisti. Hı hı. Ne olmuş oldu? Buna şeyden, audio suite'den uygulamalı reverb çakacaksın. Ha, apply edeceksin. Apply yani. Edeceksin. Ha. Sonra tekrar reverse edeceksin. Ha, bir daha. Ne olmuş oldu? Solist düz kaldı. Reverb olmuş. Reverb'ü oldu. Ters döndü. Döndü. Reverb'ü de auto panner'a sokacaksın mesela. Hani o dönecek ama kuru ses gelince kesmiş olacaksın. İşte mesela. Bunları seviyor. Septik yapacak bir yani şey yok. Bak şimdi. Tansiyon arttırmak için bu. Bir şey oluyor yani. Everlasting diye giriyor ya. Hani tabii. Oradaki boşluk da önemli. Çünkü sustuğu yerde bir şey vermek gerekiyor. Beklenti yaratıyoruz ya orada. Everlasting love. İzle izle öğren. Aynen. Aynen. Oraya tekrar buzu hazırladı bu sefer. Fakat bas şuradan beri var mıydı? Bakalım bir daha. Var. Burada var bas. Var. Onu ben neyse biraz geç istedim ama... Öbür hani... versiyonda. Aynen. Aynen. Tabii orada şey de girdi, pad de girdi şimdi. Çünkü harmoniye yavaş yavaş bir yolda biliyoruz ya. Ya kompozisyonun parçası bu. Hep kontrast yaratmak ya bir de. Değil mi? Yani o tek şeyin tekliğin içerisinden o direkt kafadan ben o pad'i falan verseydim bu etkiyi yaratamazdım mesela. Yavaş yavaş build up etmem o yani. Everlasting parçası şeyi anlatıyor aslında. Ne mucizevi bir şey ki ikimiz için sevdiğin insanla. Hı hı hı. İkimizin aynı yaşadığı bu tek şey senin için bir cennetken benim için cehennem olabilir. Tamam, bunu anlatıyor. O yüzden de parçada o yavaş yavaş onun oraya gelmesi baştan itibaren o limboya gelmesi yani Araf'a kadar anladım. Gidiyor ya. Bu yüzden o tension sürekli var. Bunu bir solo yapabilirim. Kim şu kim? Mandolin yazıyor. Mandolin var. Ondan sonra 12 telli gitar var, 6 telli gitar var. Bu sistemde mi o hepsi? Evet, üst üste kayıtlı. Çünkü 8'erli gruplar halinde bu da. Söyle. Aynı şekilde. Ya şimdi şöyle aslında mandolin normal... 8. Tabii. Çünkü neden? Akustik 8, 12 8 aynen mesela. Öyle. Neden öyle? Çünkü aslında şöyle oluyor. Hepsini tek tek çalıyorsun. Kopyalamayla olmuyor çünkü. Olmaz. Faz yer. Ama bunu şunu sağlıyor, bandwidth'i ve hacmi ortaya çıkıyor. Hmm. Yani tekil bir şarkıda arpej çalarken bunu yapsan olmaz. Ama bu tarz böyle, hani özellikle distortion gitar yerine kullandığın ya da arkada böyle pena sesini duymak istediğin çok acayip bir şey yarıyor. Peki... Öbür, bak iki kanal çalsaydım çok cılız olurdu. O frekansı kullanmak istemezdim burada. Bir parça dinlediğiniz zaman hani her şey şahane duyuluyor ya. Orada çok fazla element katmanlar var. Katmanlar var yani. Çok fazla. Hani tek başına dinlesen belki bir de hemen gitmez. Dur bir. Orada şeyi anlatalım. Orası önemli. Bunu seninle telefonda konuşmuştuk. Hmm. Kutsal üçgen diye bir şey var. Hmm. Yani mesela bugün gitar sound'unu evde yaptığın zaman tek başına hiçbir kontekst içinde kontrol etmeden o sound'u yaptığın zaman hayvan gibi sound tabii var. Tabii kendi kendine şahane. Süper oluyor. Ama bass davul bir giriyor. Bütün frekanslara bitti. Tecavüz ettiği için ya uğulduyor ya duyulmuyor ya çamurluk yaratıyor filan. Önemli olan o üç tane şeyi yan yana yani davul, bas ve gitar. Tek tek dinle bunları. Mesela ben öyle bir şans elde ettim ki bana bazı kayıtların meşhur kayıtlardan Mike Shipley'den aldıklarından işte Def Leppard'ın işte Nirvana'nın bilmemlerinin filan kayıtlarını analiz ettim oturdum. O hayvan sound zannettiğimiz gitarı tek dinliyorsun. Şu kadar bir şey. Çünkü bu aslında spektrum içerisinde düşünürsen basın kapladığı yerle gitarın kapladığı yer ve davulun olduğu dinamikler üçü bir araya gelince o sound'u oluşturuyorlar. Kesinlikle. Hep şeyi söylüyorum.
Mesela diyor ya işte, ya işte tüplü amfi mikrofonlanınca bilmem. Hiçbir şey olmuyor abi. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Yani sadece bir çamur duymuş olursun. Bir de yani ritim çalarken gain'i çok açmayacaksın. Onu da bilmiyorlar ya bizde. Hani satürasyon arttıkça... Tam tersi. Aynen. Çünkü atağı kaybediyorsun o aynen. zaman. Ya bir de şu çok önemli bir konu var. Bu aslında davul kaydı için, gitar kaydı için ve solist kaydı için çok önemli bir mevzu. Hı. Bunu fiziksel olarak konuşacağım şimdi ama sonra bunu plugin'e uygulayacağız kafamızda. Aynı şey çünkü. Çünkü sonuçta plugin simulate ediyor gerçeği ya. Hı. Şimdi sen mesela bir amfi alıyor birisi. O amfiden gitar sound'u yapıyor. Şimdi bu amfinin o sesi çıkarabilmesi için o kabinin bir belirli bir titreşimde hareket ediyor o kabin. Şimdi aynı kabine sen kalkıp delay veriyorsun, chorus veriyorsun mesela. Şimdi bunun cycle'ını bozuyorsun. Hı hı. Hangisi titreşecek ki o? Yani 3 gelen sinyal sürekli bozulduğu için aletin titreşimi. O yüzden yurt dışındaki kayıtların hepsinde şöyle bir sistemle çalışıyorlar. Distortion gitar sound'u için ortada bir kabin ve kafa var. Kupkuru oradan bir tek distortion sound'u geliyor. Aynı kafadan 2 tane daha, 2 kabin daha var. Effects and return olarak wet olan şeylerin İçin hiç dry oksijen yok yani. Tamamen dönüş. Tamam. Bütün efektler soldaki sağdaki kabinden geliyor. Ortadan bu titreşim. Yani bu iki kabin efektin cycle ile titreşirken hepsinin birleşiminden sound çıkıyor. Tabii bak mesela. Sonra şöyle şeyler olacak. Şimdi biraz önce üst üste katman katman konuştuk. Sonra mesela aranjmanı yaparken nerede dur diyorsun abi kendine? Ya bitmiş aranje ve mix yoktur. Yılmış donma ister ve aranjör vardır aslında. Olay mix'te başlıyor. Benim kırılma noktası mix noktası. Çünkü belirli bir aranjenin %70 kısmını falan ben aranje ederek, işte çalarak, parçayı söyleyerek falan yapıyorum ama ben aslında daha ilk bastığım, kaydettiğim sesten itibaren, biraz önce dedin ya bana bu session'ı ben hiçbir plugin açmadım. Olduğu gibi açtım. Kendi içinde, çünkü mix'te bana göre, mix'te bence olmayan frekansı koyamazsın oraya. Ancak bazı şeyleri low end'ini büyük kullanırsın. Tıraşlayabilirsin. Ya bak tıraşlamakta sorun yok ama olmayan frekansı ekleyemezsin. Değil mi? Dolayısıyla doğru bir kontekst içerisinde sound kendi içinde en doğala yakın şekilde aranje etmeye başladığında mix de ortaya çıkmaya başladığı için ben mix'te oturup bunun da iyi küsüyle uğraşayım falan diye uğraşmıyorum. Mix'te ben esas kreatif aranjemin sonunu mix'te getiriyorum. Her şeyi bitirmişim, hiç acımam, hiç en çok çaldığım bir şey alıp çöpe de atabilirim orada. Yani ben onu kreatif bir patchwork gibi çalışıyorum mix aşamasında. Nerede dur diyorsun? İşte o aşama benim duracağım yerde, attığım yerde, eklediğim yerde mix aşaması. Mix aşamasında. Yani parçada yaparken daha bunu da ekleyeyim, şunu da ekleyeyim olmuyor. Çünkü artık konteks çıktı. Her şeyi duyuyorsun. Orada iç güdü olarak bir kere şey çok önemli. Parçanın bir genel hali var. Bir de detayda kaybolmak var. O babamın lafıdır bana söylediği. Mesela mix yapıyoruz falan. Bir ses var arkada. Sesi kapatıyorsun. Yokluğunu hissetmiyorsun. Var yapıyorsun. Varlığı bir anca kaos yaratıyor. Niye var o? Hani niye orada o yani? Çöpe at. Hayır, duyuramıyorsan çöpe at. Şimdilik bu kadar. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Baba.